vaziyette. Toplam 10 tane elmanın olduğunu ve bunun her iki kişi arasında tüketilebileceğini bu kutudan görebiliyoruz. Şimdi daha iyi açıklamak için şöyle bir nokta seçelim içerisinde. Şu noktaya bakalım. Bu nokta ne noktası? Ali'nin eksenlerinden baktığımızda 8'e 4 noktası. Yani Ali'nin 8 tane elması dört tane portakalı var. Daha doğrusu ekonominin kaynaklarını öyle dağıtmışız ki toplam on tane elmanın sekizi Ali'ye toplam sekiz tane portakalın dört tanesi de yine Ali'ye gitmiş. Tanımı gereği neredeyse geri kalanları da yine aynı noktadan görüyoruz. Şimdi soldan sağa 8 ile ölçüyorsak Ali'nin aldığını ondan geriye kalan iki tanesinde yukarıdan sağdan sola doğru ölçerken baharın elması olarak görüyoruz. İşte onu da buraya yazdık. Ee, aynı şekilde de nasıl Ali'ye dört tane portakal verdiysek, aşağıdan yukarı ölçerken, yukarıdan aşağı doğru giderken de 4-4-8'den geri doğru gidiyoruz. Bu sefer dört, baharın aldığı portakalları gösteriyor. Yani şu nokta bize 8-4-2-4 noktası, yani 8-4-2-4 tahsisatı, ekonominin ne durumda olduğunu, kaynakların kime gittiğini bir arada tek bir noktayla gösteriyor. Elinize gelebilecek, aklınıza gelebilecek bütün noktalara gidiniz. Bunların her biri de bu ekonomideki kaynakların israf edilmeden bireyler arasındaki dağılımını gösteriyor. Buna şu noktada dahil. Bu ne noktası? Bahar'ın sıfır sıfır noktası. Peki Ali'nin ne noktası? Ali'nin ona 8 noktası. Yani tüm elmaları aldığı gibi tüm portakalları da aldığı nokta. Aynı şekilde sol alt köşede bahar için hem tüm portakalları aldığı, 8 portakal, hem de tüm elmaları aldığı, dolayısıyla ikisinin birleşimi olarak da nokta. Bütün ekonomiyi bu şekilde gösterebiliyoruz. Bu çok e, iktisadi bir e, gösterim. E, e, Evet. Burada anlatıyorum bunu. Siz de daha sonra da okuyabilirsiniz. Şimdi baktığınız zaman Edgeword kutusunda bir de şöyle bir e, e, güzel imkan var. Edgeword kutusunda biz aynı zamanda kişilerin yalnızca aldıkları kaynak miktarlarını değil tercihlerini de gösterebiliyoruz. E, bir sayfaya atlamışım. Ben de nereden çıktım. E, diyordum bu şöyle aşağı doğru ineyim evet e, Edward kutusunda biz aynı zamanda Ali'nin kayıtsızlık eğrilerini bu sol alt köşeden çapraza doğru giderken artacak şekilde gösterebiliyoruz Tersten baktığımızda da bu yöne doğru gidecek şekilde bunlar bildiğiniz kayıtsızlık eğrileri mesela Cobb-Douglas yarar fonksiyonunu e, ve dolayısıyla herhangi bir noktadan kayıtsızlık eğrisini geçirdiğimizde yarar düzeyi hakkında bir fikrimiz oluyor. Bağrın ve Ali'nin. Şimdi bunun bir örneğini burada gördük. Bir X tahsisatına bakalım. Oradan şu kayıtsızlık eğrisi bize Ali'nin yararını veriyor. Öbürü de o noktadan geçmek, geçen ne bakıyoruz tabii. Ve tabii başka başka bir sürü de her sonsuz tane yarar kayıtsızlık eğrileri var kişilerin. Bu noktada ikisinin kayıtsızlık eğrileri böyle bir durumda. İkisinin de yarar düzeyini buradan okuyabiliyoruz. Ama şuradan gördüğümüz bize x noktasının Pareto etkin olmadığını hemen gösteriyor. Neden? X noktası Pareto etkin değil. Çünkü x 1 gibi başka bir mümkün olan fizibilitesi olan bir tahsisat daha var. Fizibilitesi olduğunu, mümkün olduğunu nereden biliyoruz? E çünkü kutunun içinde, kutunun içindeki bütün noktalar mümkün ve fizibilitesi var. Yani eksi eksi e göre başka öyle bir e, mümkün olan tahsisat var ki bu noktadan ben geçirmeye bu noktadan geçirmeye çalışsam yarar eğilerini bu noktadaki yararlarına baksam hem A Ali daha yukarı bir yarar düzeyinde olacak hem de şöyle çizdiğimizi düşünelim. Bahar daha iyi bir durumda olacak. Yani X noktasına Pareto do. E, pareto Pareto üstün olan başka bir nokta daha var. Pareto üstün ne demek? E, bir e, <laughs> bireylere daha fazla yarar sağlayan ve hiç kimseye daha az yarar sağlamayan ve dolayısıyla da kötü olan e, e, kötü olmayan bir e, pardon da öbürüne göre daha iyi olan bir tahsisat. Burada eks tahsisatı kötü bir tahsisat. İktisatçı bunu hiçbir şekilde zorlanmadan bir zorluk hissetmeden kötüdür diye tavsiye edebilir hükümete bir uzman görüşü olarak. Ekstaz saatine varacak bir iktisat politikası kötü bir politikadır. Neden? Çünkü efendim ben size bir alternatif sunuyorum. X1. Bakınız buna hiç kimse itiraz etmeyecek. Ve bu da mümkün. Bu da mümkün. Ve hiç kimse itiraz etmeyecek. Herkes daha mutlu olacak. Herkes size kesinlikle oy verecek çünkü onların refahını arttırdınız. İktisatçı için bunu söylemesi kolay çünkü burada hiç e, politik bir durum da yok. Politik bir durum da yok. Neden? Çünkü her iki, herkes için iyi olan bir şeyi önermek kimsenin karşı çıkacağı bir şey değil. Evet. Şimdi gelelim buraya. Ee, Burada gösterdiğimiz nedir? Bunu yine bazılarınız görmüştür herhalde. Sözleşme eğrisi. Lütfen birazdan göreceğim. Sözleşme eğrisi kavramını duymuş olanlarınız da bana aktarsınlar. Burada Pareto etkin olmayan X noktasını yine çizdim. Gördüğünüz gibi böyle bir ufak aralık var. İkisi de o aralıkta daha iyi hale geleceklerinden X noktası Pareto etkin olmayan bir nokta olacak. Sözleşme eğrisi üzerindeki bütün noktalarda ise kişilerin kayıtsızlık eğrileri eee birbirlerine teğet. Teğet olduğu için aslında bu şu teğet oldukları noktaları da nereye gidersek gidelim birisi daha kötü hale gelecek. Neden? C noktasında A noktasındayız diyelim. Ne yöne gidersek gidelim, yani şu, mesela A'dan şuraya gittik. Birinci kişi daha e, Ali Ali daha iyi duruma gelirken Bahar gerilemeye başlayacak. Bu yöne doğru gittik. Bahar daha iyi gelirken, daha iyi hale gelirken Ali gerilemeye başlayacak. Özetle böyle bütün noktalar kümesi bize sözleşme eğrisi dediğimiz bir iktisatçının e, önerebileceği noktaları gösteriyor. Geri kalan bütün noktalar kötü noktalar. Şimdi şüphesiz tabii diyeceksiniz ki burada sonsuz tane Pareto etkin nokta var. Hangi en iyi? İşte evet. Orası en sorunlu noktalardan bir tanesi. Pareto etkinlik kavramının bu problemini fark etmenizin özellikle çok önemli olduğunu düşünüyorum. Piyasalar iyi derken kullandığımız iyilik kavramı Pareto etkinliktir. Ve burada aslında bir değil, sonsuz tane iyi noktadan bahsetmekteyiz. Bunların arasında hangisinin iyi olduğu konusunda bir şey söylememektedir bu kavram. Ee, onun için başka bir teorik kavrama ihtiyacımız olacak. Sosyal yarar fonksiyonu. Onu da göreceğiz e, örneğimizde. Evet. Şimdi e, devam ediyorum. E, Çerçevemizi çizdik ve geri kalan ara vermeden önceki iki dakikamızda daha sonra hızla ilerleyeceğimizi umduğum örnekte inceleyeceğimiz rekabetçi piyasalar ve Pareto etkinlik kavramı bu çerçevede Adam Smith'ten bu yana görünmez el teoremi olarak bilinen rekabetçi piyasaların iyi sonuç verdiği ne anlamda Pareto etkin anlamında iyi sonuç verdiği dünyayı göreceğiz ve bunun için genel denge hesaplamasını e, güzel bir örnekte e, sizlere aktarmaya çalışacağım anlaşılabilir olduğunu umduğum daha sonra ikinci refah teoremi dediğimiz Pareto etkin noktaların çok fazla sayıda olmasından kaynaklanan sorunlara karşı e, ...iktisatçıların söyleyebildiklerini e, aktaracağım. Ee, ve e, bugünü o şekilde e, kapatacağız. Yani neyi inceliyoruz burada? İncelediğimiz e, bugün e, mikroekonominin en temel konuları, genel denge bir mihenk taşı olarak serbest piyasa ekonomisinin nasıl çalıştığını görüyoruz ve ve hemen nasıl çalışmadığını da e, tespit etme veya ne zaman çalışmadığını da tespit etme imkanımız olacak. Ne anlamda çalışmıyor? E, İyi derken ne kastediyoruz piyasaların çalışması bakımından? İyi değil derken ne kastedeceğiz? Bunları e, göreceğiz. E, ve de e, bugünü e, bu şekilde tamamlayacağız. Yarın da dediğim gibi e, bir e, kamu e, malları ve e, dış sağlık konularına geçerek e, bugünle e, dengelemeye çalışacağım piyasaların. E, türküsünü söylemeyi. Piyasalar çok önemli iktisadi organlar. Neden? Çünkü çok fazla sayıda milyonlarca, milyarlarca insanın ekonomik aktivitesini koordine ediyorlar. Ve iyi çalışmaları çok iyi bir şey çünkü çok iktisadi bir kaynak tahsisat mekanizması. Ama İyi çalışmadıkları durumlarda var. İşte burada iyi nedir, kötü nedir, ne zaman iyi çalışır, ne zaman çalışmaz, ne yapılabilir, etkinlikle gelir dağılımı arasındaki ilişki, tüm bunlar mikroekonomi için çok önemli konular ama mikrodan makroya bir arada değinen konular. Benim kurduğum saatim çalıyor. Şu an 10 dakikalık bir ara veriyorum arkadaşlar. Saat 15'te tekrar başlayacak. E, bu arada da e, sorularınıza ve e, diğer eğer etrafta olanlar varsa ben bir yere gitmiyorum e, birlikte e, şey yapabiliriz e, tartışmaya konuşmaya devam edebiliriz sanıyorum İnsan hoca da öyle yapmış 10 e, dakika sonra görüşmek üzere e, ara vermek isteyenleriniz için Evet Evet şimdi e, cevapları nasıl e, veriyorum? Uğur Çoğalı'ya e, cevap vereyim. E, evet. Uğur Uğur bize Burada mı bilmiyorum Uğur, hem yazayım hem söyleyeyim o zaman ikisini birden görünüz. Eğri üzerindeki yani bahsettiği sözleşme üzerindeki bütün noktalar Pareto etkin durum, fakat hangi noktada dengeye gelineceği kişilerin pazarlık gücüne bağlıdır. Birazdan sözleşme eğrisini. rekabetçi davranış rekabetçi fiyatı veri alan davranış davranışlar bağlamında fiyat üzerinden dengeye gelen piyasa çerçevesinde Vereceğiz. Pazarlık stratejik olarak birbirini etkileyebilen aktörler olduğunda söz konusu rekabetçi dünyada kimse birbirini etkileyemiyor. Fiyatları etkileyemiyor. Fiyatlar her şeyi belirliyor. Bu mantıklı bir dünya mı? Göre, gördüğümüz bir durum mu? Evet. Ama tabii sadece çok fazla sayıda aktör, tüketici, firma firma ve benzeri olduğunda kimsenin piyasaya göre büyük olmadığı atomistik atomistik kaldığı durumlarda anlamlı. Böyle dünyalar var mı? Var tabii ki. Var. Ee, normal piyasalar, normal mallar için normal piyasaların çoğunda birçok alıcı ve birçok satıcı var. Ee, ve de olağan şartlarda bir kişinin e, fiyatı etkileyebilmesi kolay değil. E, teorik olarak biz burada hiç etkilemediği duruma bakıyoruz. Bu anlamda. E, bireylere bağlı buradaki ekonomik kararlar ama bireylerin birbiriyle ilişkileri ve bağlantıları e, tamamen dolaylı e, fiyat üzerinden e, bu e, fiyatları etkilemek istemediklerini göstermiyor sadece aktörlere her zaman kendi yararlarına olacak e, davranışların hepsini yapabilecek e, kapasitede yapmak isteyecek kapasitede olarak e, tanımlıyoruz e, ancak e, o kadar küçükler ki kararları, fiyatları değiştirmek isteseler bile piyasadaki toplam e, talep diğer aktörlerin varlığında bunu yapabilme kapasiteleri yok. Baktığımız dünya e, bir parça öyle bir dünya. Evet soru-cevaplar. Evet e, şimdi. Soru cevaplara cevap verdiğimde acaba herkes görüyor mu yoksa biriniz mi görüyor? Onu bilemiyorum. Kaan bana konsent verir misiniz demiş. Boğaz içinde okuyormuş. Sonra bana e posta atarsan bu konuyu konuşalım. Mikroekonomi ile ilgili kitap, kitap, Türk, Türkçe mi İngilizce mi diye sorayım. Evet, can, Türgü devletin ekonomik hayata müdahalesi, parate etkinliği azaltır, doğru mudur hocam demiş? Ee, kısa cevap, hayır. <laughs> ee, daha doğrusu, tam ayrıntısını anlamam lazım sorduğunun sorduğun durumla ilgili ama hissiyatım Pareto etkinlik kavramı kavramını biraz daha biraz daha tekrar man şeklinde devlet müdahalesi tabii ki pareto etkinliği bozar Evet. Bağlandık. Bağlandık mı tekrar arkadaşlar? Evet. Evet. Tekrar birlikteyiz herhalde. Ben zaman kaybetmeden ilerleyeyim. Biraz tahminimden daha yavaş ilerledim. Tabii böyle şeyler oluyor. Evet. Evet, bir aradayız, değil mi? Şu an ben uf, şehir ettiğim zaman soruları göremiyorum e, maalesef. E, evet, tamam. E, evet, başlıyoruz arkadaşlar. E, chat'te bir şey var mı? Tamam, peki. Evet, başlıyoruz e, tekrar. Şimdi ben hemen örneğime gideceğim. Orada size. E, e, bahsettiğim hususları e, biraz daha birlikte daha kolay anlayacağımızı düşünüyorum. Şimdi e, konuştuğumuz konuların çoğu Adam Smith'in e, meşhur e, görünmezel teoremine e, gidiyor. Bunları siz buradaki sözler, anlattığım şeyleri okuyabilirsiniz. Tabi burada bir de genel dengeden bahsedeceğiz. Orada da Leon Walras, Genel Denge yaklaşımının kurucusu. O isim de aklınızda bulunsun. Şimdi rekabetçi piyasalara bakacağız. Rekabetçi piyasalar ışığında nasıl kendi menfaatini kollayan iktisadi dediğimiz bireylerin bir araya geldiklerinde fiyat mekanizması aracılığıyla iyi sonuçlar veren bir ekonomik tahsisatın ortaya çıkabileceğini göstereceğiz. Rekabetçi piyasalar ee, ne demek, ee, onu bir hemen irdeleyelim. Her bir iktisadi mal için eksiksiz şekilde e, var olan, yani bütün piyasaların olduğu, e, içerisindeki tüm iktisadi aktörlerin e, fiyatlar karşısında küçük kaldıkları, fiyatları değiştiremedikleri, yani birbirlerinle etkileşimleri doğrudan olmayan, benim yaptığım, senin yaptığını etkilemesi ancak Fiyatlar aracılığıyla ve de hissedilemeyecek e, düzeyde olan e, fiyatı veri alanlar dünyası bu. Dediğim gibi çok fazla sayıda büyük bir piyasada. Yani domates, biber, e, ekmek vesaire böyle standart ürünlerin e, alınıp satıldığı piyasalarda, buğday e, buralarda e, çok fazla iki taraf piyasanın iki tarafında oyuncu olduğu zaman. E, Buralarda rekabet var diyebiliriz. Buradaki çerçevemizde bunun teorik olarak uç noktası, bir referans noktası. Evet, tüketiciler fiyatları veri olarak alırlar ve tüketimlerini, bütçeleri dahilinde yararlarını en çoklayacak şekilde bilirler Üreticiler de ne üreteceklerine ve ne kadar üreteceklerine karlarını en çoklayacak şekilde karar verirler. Bunu yaparken de üretimde kullanacakları girdi karışımını da girdi fiyatlarına bakarak karı en çok çoklayacak şekilde belirlerler. Yani herkes kendisi için en iyi olanı yapmanın peşinde burada. Adam Smith diyor ki yani bu insan doğasında olan bir şey. Kendi için en iyi şeyi yapmak. Peki bu kötü mü? Herkes bir arada yaşamaya çalıştığı zaman. Her zaman kötü olmayabilir diyor. Yani herkes kendi menfaatini kollasa bile toplum için kötü olmayan bir durum çıkabilir, çıkmayabilir. israf olmayabilir. İşte burada gördüğümüz toplum için kötü çıkmama, iyi sonuç vesaire ne demek? Pareto etkinlik. Bunlar Adam Smith'ten sonra 200 yıl içerisinde ancak tam olarak netleştirilmiş kavramlar. Burada da e, şimdi örneğimizde onları göreceğiz. Tüketiciler fiyatları veri olarak alıyorlar e, ve yararlarını en çokluyorlar. Bütçeleri de halinde. Kısıt yoksa zaten ekonomi yok. Üreticiler de karlarını en çoklayacak şekilde ne kadar üreteceklerine karar veriyorlar. Şüphesiz üretmek için girdi kullanmak lazım. Girdiye de bir para verecekler. O vereceklere fiyatlar da yine veri olarak alınıyor. Tüm fiyatlar veri, e böylelikle üreticiler ne kadar kar edecek, ne kadar üreteceklerini, tüketiciler de ne kadar tüketeceklerine karar veriyorlar ve bir şekilde de ortada fiyatlar uçuşuyor. Bu fiyatlar da öyle bir fiyatlar olarak ortaya çıkıyor ki arz toplam arzla toplam talep birbirine eşitleniyor. Bu bunu fiyatlar yapıyor. Fiyatların varlığı, fiyatların esnek bir şekilde aşağı yukarı inmesi insanların birbiriyle stratejik etkileşime girmelerine ihtiyaç bırakmıyor e, çünkü fiyat üzerinden her şeyi okuyabiliyorsunuz. E, dolayısıyla yarar yararlarını maksimize eden e, en çok beğen tüketiciler ile e, karlarını en çok beğen üreticilerin birleştiği piyasalardaki arz talep dengesi ki bir sonraki koşulumuzda o olacak taleplerini en çok layacak e, yararlarını en çok layacak şekilde belirleyen tüketicilerin ortaya çıkardığı. Toplam talep ile karlarını en çok vermek amacıyla hareket eden tüketicilerin belirledikleri toplam arz her bir piyasada, her bir piyasada, her malın bir piyasası var. Genel dengeden kastımız o. Fiyatların ayarlanması mekanizması ile eşitlenecektir. Fiyatlar her bir piyasada az ve tarı beşleyecek düzeyde olduğunda dengeye ulaşılmış olacaktır. Çerçevemiz bu. Örneğimize geçelim. Evet. Ee, Şimdi burada bir e, değişim ekonomisine odaklanacağız. Kavramlarımızı göstermek açısından. Değişim ekonomisi ne demek? E, burada insanların ellerinde başlangıç malları var. Burada iki mal X ve Y diyoruz ve bunlarla piyasada bir araya geliyorlar. Burada iki tane mal piyasası var. X için mal piyasası, Y için mal piyasası. Burada alışveriş yapacaklar. Peki buraya arz nereden geliyor? Arz aslında piyasaya sabahleyin getirdikleri miktarlar. Üretim de üretimi de bunun yanına koyabilirdik. Bütün kavramları aynı şekilde orada da irdeleyebilirdik. Fakat o çok daha karmaşık olurdu. Temel bu Pareto etkinlik, iyi birinci refah e, iktisadı teoremi, ikinci teoremi göstermek açısından bu şekilde bakmamız çok daha açık ve kolay olacak. Onun için Değişim ekonomisine odaklanıyoruz. İlla değişim ekonomisi olması gerekmez. Yanına üretimi de koyabiliriz. Buraya baktığınızda diyoruz ki A kişisinin başlangıçta B, X malından 6, Y malından 8 birimi var. Bunları piyasaya getiriyor. B kişisi de 4 birim X, 2 birim Y ile başlıyor. Şimdi bunlar hem ellerinde var hem de tabii değişiyorlar bunu. Niye değişiyorlar? Çünkü ellerindeki miktar ellerinde olmasını istedikleri kadar değil ve alışveriş oradan bir rasyonel buluyor kendisini. Çoğumuzun tabii hayat piyasasına çıktığımızda elimizde emeğimizden başka bir başlangıç varlığımız yok. Ne yapıyoruz? O zaman bütün diğer başlangıç varlıklarımızı olduğu vektöre sıfır yazıyoruz. Bir tek emeğimiz var. Emeğimizi piyasada ücret üzerinden değerlendiriyoruz. Ne kadar çalışacağımızı belirliyoruz. O elde ettiğimiz gelirle de başka malları alıyoruz. Yine orada bir değişim var. Yani e, her bakımdan. Herkesin bir başlangıç varlığı var. Bir de sonunda piyasanın çalışması sonunda e, ortaya çıkan, değişimlerin sonucunda ortaya çıkan tahsisat var. E, Ekonomiyi bu şekilde 6, 4 daha 10 tane X malı, 8, 2 daha 10 tane Y malı olan ve başlangıcı itibariyle sonuçta da bunların nasıl dağılacağını merak ettiğimiz bir çerçeve olarak kurgulamış durumdayız. Şimdi yararlarını da belirlememiz lazım ki işte zaten mikroekonomi o demek. Bireylerin tercihleri ile karşı karşıya kaldıkları kısıtlar bireysel düzeyde bir araya geldiklerinde de bu kısıtlar altında yararlarını en çoklamak için e, karşıdaki kişilerle birlikte nasıl bir mekanizma içerisinde iletişimde, etkileşimde bulunurlar. Buradaki baktığımız piyasa mekanizması her biri küçük, her türlü şey basit, bilgi sahibiler, malların ne olduğu belli. Ahmet Hoca bunları, bütün bu varsayımları değiştirecek. E, biz de yarın değiştireceğiz Ahmet Hoca size kavramları anlattıktan sonra. Şu an baktığımızda standart bir dünyadayız. Fakat mikro davranışlardan ortaya bir makro sonuç çıkacak. Dağılım çıkacak. Kim ne kadar tüketiyor, gelir dağılımı vesaire. Fiyatlar çıkacak. Mikro davranışlar makro davranışı fiyatları belirleyecek. Evet. Şimdi bizim buradaki amacımız bu yarar fonksiyonlarından yola çıkarak ve başlangıç noktalarından yola çıkarak ticaret bunların arasında genel dengeyi bulmak isteyeceğimiz bir fiyat mekanizması içerisinde piyasada, rekabetçi bir piyasada nereye, ne ne olur? Evet. Şimdi A'nın yarar fonksiyonu XA çarpı YA. Bir kısmınız eminim bunu Cobb Douglas yarar fonksiyonu olarak tanıdı ondan sonra e, e, ve e, aşina aşina olmayanlarımız da umarım inşallah kısmen takip edebilecekler olmazsa sonra notlardan da okuyabilirler. B'nin yarar fonksiyonu ise x ile x, x miktarı ile y miktarının minimumundan belirli ortaya çıkıyor. Bu ne demek? Bu ne demek? Bu e, yine hatırlayanlarınız e, olacaktır görmüşsünüzdür mutlaka. Bu bir e, ee, tam e, e, bir arada kullanılması gereken malları olduğuna işaret ediyor. Yani bunların e, burada ikame yok mallar arasında. Yani şuraya bakalım. Başlangıçta B, e, B kişisinin 4 birim eksi, 2 birim y'si var. Yararı kaç olacak? 2. Yani en az iki birim var en az olan mal miktarı aslında geri kalanının daha fazlasını e, gereksiz hale gerekiyor. çünkü sağ ayakkabı sol ayakkabı gibi sağ ayakkabınız bir tane ise beş tane sol ayakkabınız olması hiçbir şey değiştirmiyor sadece bir çift ayakkabı kullanabiliyorsunuz gibi e, X, A, y, A ise bir parça mallar arasında ikamenin mümkün olduğu bir dünya evet şimdi biz burada e, e, bulmaya çalışacağız. Bu kişiler e, ne şekilde bir kaynak tavsiyatıyla e, karşılaşacaklar. Günün sonunda piyasa çalıştığı fiyatlar denge fiyatı olarak belirlendiğinde. Evet. Şimdi e, yine burada tanımlarımız var. Onları e, siz okuyabilirsiniz. Bu e, e, ekonomi için Edgeworth kutusunu çizdim buraya. A kişisini buraya koydum. B kişisini buraya koydum. A kişisinin e, kayıtsızlık eğrileri Siyahla çizilmiş olanlar, B kişisininkiler ise bu uçtan bakıyoruz tabii yukarıdaki köşeden aşağı doğru. Ee, onlar da L şeklinde ee, bahsettiğim ikamenin mümkün olmadığı yarar e, tercih yapısını yansıtan şekilde L şeklinde. Tabii haliyle mesela burada baktığımızda A no A tahsisatı B kişisi için B'ye göre daha iyi. Çünkü bu daha yukarıda bir kayıtsızlık eğrisinde. Ama tam tersi de A kişisi için geçerli. Küçük A alokasyonuyla küçük B, B küçük A tahsisatı ile küçük B tahsisatını karşılaştırdığınızda hangisi daha iyi A için? B daha iyi. C de aynı şekilde. Böyle bunlar daha yukarı noktalar. Şimdi buraya baktığımızda e, Pareto etkin olan e, e, tahsisatları e, nereden bulacağız? Pareto etkin olan tahsisatları yine böyle iki yarar e, kayıtsızlık eğrisi arasında yer kalmayan teğet noktalarında bulacağız. A ve B burada Pareto etkin noktalar. Ama C değil. C değil. Neden? Çünkü Gördüğünüz gibi burada ara bir bölme var. O bölmedeki bütün tahsisatlar hem A kişisi için daha yukarıda bir yarar düzeyinde olacak. Hem de B kişisi için daha yukarıda bir yarar düzeyinde olacak. C pareto etkin değil. Aynı şekilde D de pareto etkin değil. Evet. Şimdi pareto etkin noktaları nasıl buluruz? Genelde, yine bazılarınız bilecektir, iki yarar fonksiyonunun teğet olduğu noktaları karakterize etmek için e, marjinal ikame oranı dediğimiz e, oranları birbirine eşitleyeceğiz. Çünkü marjinal ikame oranı yine hatırlayacaksınız. Hatırlayanlarınız olacak. Hatırlamayanlarınız için bir parça açıklamalarım var notlarda. Ya da bakacaksınız başka e, bir e, kitaplardan. E, ama daha sonra buradan takip edebilirsiniz geri kalanını. E, iki tane eğrinin teğeti demek, o noktadaki e, o, o noktadan geçecek teğet doğrularının e, aynı eğimde olması demek ki biz e, bir yararsızlık eğrisi üzerindeki e, 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 eğimi marjinal ikame oranıyla e, görüyoruz. Bu o noktada bir kişinin, e, o kişinin e, İki malı birbiriyle nasıl ikame ettiğini, birinden biraz azaltıp, daha öbüründen daha fazla alma konusunda nasıl bir değişme razı olduğunu e, gösteriyor. Ve bu e, marjinal ikame oranı e, A kişimiz için bizim hesaplamamız son derece kolay. Çünkü marjinal ikame oranı e, yarar fonksiyonuna dönelim, e, kişimizin bir önceki sayfada pardon, xA yA. Marjinal ikame oranı, e, bu e, yarar fonksiyonunun mallara göre teker teker kısmi türevinin birbirine oranı. Dediğim gibi bunu e, aşina olanlarınız mutlaka var. Bir kısmınız değilse bile. E, grafik olarak şu an izleyin argümanı. Evet. Bu şekilde birbirine yani Y malına göre türevi A kişisinin X A, X malına göre türevi Y A ikisinin oranı da bu iki malı birbirine o noktada nasıl değişmek isteyebileceğini gösteriyor. Bu aslında şunu gösteriyor bize bir birim daha fazla Y almak için ne kadar birim X'ten vazgeçmeye razı onu söylüyor A kişisi için. Şimdi B kişisi için ki B kişisinin e, yarar fonksiyonunun türevlenebilir olmadığını hemen gözlemeliyiz. Çünkü minimum, x, y gibi bir fonksiyonda türev almak mümkün değil. E, o yüzden aslında bu örneği de seçmemin sebebi o. Matematiksel türevler vesaireden gitmek ve işte Pareto etkin noktaları bulmak için marjinal ikame oranlarını bulurum onlara eşitlerim diyerek e, hareket etmek yerine bir parça iktisadi olarak düşünelim. E, yarar fonksiyonu minimum x, y olan bir kişisinin kaynak israf etmemesi için her iki malı eşit miktarda kullanması gerekir. Yani başka türlü bir kaynak tahsisatı. Yani iki tane x var, dört tane y var. Bu bir kaynak israfı olacak. Böyle bir noktanın Pareto etkin olması mümkün değildir. Neden? Çünkü o kişi elinde dört varken ondan onun sadece ikisini diğer malın ikisiyle birleştirip kullanacak ve ondan yarar sağlayacak fazla iki'nin hiçbir faydası olmayacaktır. Dolayısıyla bize piyasa mekanizması sonuçta xB ile yB'nin eşit olduğu bir sonuç vermiyorsa o Pareto etkin bir Kaynak mekanizması olmayacak. Ve burada bu soruda Pareto etkin kaynak mekanizmaları... ...yalnızca B kişisinin yarar fonksiyonuyla karakterize oluyor. Yani 45 derecelik eğri üzerindeki bütün noktalar Pareto etkin. Neden? Çünkü 45 derece üzerinde B kişisinin malları aynı miktarda. Ki biz zaten aynı olduğu zaman ancak etkin olacağını söylüyoruz. Dolayısıyla bütün bu 45 derece üzerindekiler... E, pareto etkin çünkü her birinden biz birer tane A kişisi için teğet olacak e, yarar fonksiyonları geçirebiliriz. Şimdi bunu tespit ettik. Biz neyi tespit ettik? İyi noktalar bu ekonomide hangileridir onu tespit ettik. İyi noktalar bu diagonalde olan noktalardır. Diagonalde değilse bu nokta e, çıkacak kaynak tavsiyeti iyi olmayacaktır. Ben niye ilk önce bunu bulmak istiyorum? E çünkü kriterim bu. Ben şimdi piyasa mekanizmasını değerlendireceğim ve bakacağım ki piyasa günün sonunda denge fiyatlarında acaba ekonomiyi başlangıç noktasından bu noktalardan herhangi bir tanesine getiriyor mu getirmiyor mu? Ben ona ancak o zaman iyi diyebilirim. İşte zaten Adam Smith'in sorusu bu. Birinci refah iktisadı teoreminin bize söylediği de bu. Evet, bu sorunun cevabı evet. Nasıl olduğunu da şimdi görelim. Yani serbest piyasa şu şekilde çalışacak. Bakınız ne şekilde çalışacak. Bir defa her ikisi de yararlarını en çoklayacak şekilde hareket edecekler. Ne demek o? Yani öyle bir talep de bulunacaklar ki piyasada. Piyasaya gittiler. Ne var? Karşılarında PX fiyatı var. X'in fiyatı. Y'nin fiyatı var. Ne kadar XA ve ne kadar YA nihayetinde alacaklarına karar veriyorlar. E bir de tabii gelirleri var. Gelirleri nereden geliyor? Yine aşina olanlarınız bilecektir. Başlangıçta bunların bir paketleri var diye ellerinde. Mesela A kişisinin 6 tane eksi, 8 tane de y'si vardı. Şöyle düşünün. Sabahleyin ilk önce geliyorsunuz pazara. 6 eksi ve 8 e y'nizi bir kenara koyuyorsunuz. Oradan bir geliriniz olacak. Sonda da ne kadar olacağını, siz ne kadarını kendinize alacağınıza. Belki x'den daha fazla istiyorsunuz, y'den daha az istiyorsunuz ona karar vereceksiniz. Şimdi B kişisine baktığımızda o da yararını en çoklamaya çalışacak. Onun yararı şu fonksiyonla veriliyor. X B'nin minimumunu en yüksek yapmaya çalışıyor. Şimdi X B'nin minimumunu en yüksek yapmaya çalışmak ikisini birbirine eşitlemekle olacak bir şey. Çünkü en düşüğünü biz en yüksek yapmaya çalışıyoruz. Ee, yani 2 ile 4 alacağıma şimdi bakın burada 4 tane eksi 2 tane y'si var. Bu onun için iyi bir tahsisat pakip, tüketim paketi değil. Eksi azaltıp y'yi arttırsa elindeki tüketim paketinin minimumu artacağı için daha iyi konuma gelecek. Uç noktasında da zaten yararını en çoklayan e, seçim X, B'nin Y, y B'ye eşit olduğu. Şüphesiz bunu kısıtsız seçmiyor. O da geliri var. Başlangıçta getirdiği mallar 4PX artı 2P'ye Onları şimdi yeni paketine dağıtacak. Rekabetçi dengenin ilk tarafı bu. Kendi yararlarını maksimize eden aktörler. Tabii bir de bunun sonunda toplam talebin piyasalarda ki burada iki piyasa var. Toplam arza eşit olması. Normalde üretim ekonomisinde arz nereden geliyor? Tüketici, üreticilerden geliyor. Onlar da karlarını maksimize edecek şekilde beliriyorlar. Burada arzlar verili, biz çünkü bir daha firmalarda şu an sorununu resmi karıştırmayalım diyoruz. 10 tane X var, 10 tane Y var. Nihayetinde ortaya çıkacak olan fiyatlar bize her iki kişinin taleplerini öyle dengelemeli ki toplamdaki talep, toplam arz olan ona eşit olsun her iki piyasada. Evet. Şimdi. Fiyatlardan bir tanesini birim seçerek sorumuzu çözmeye çalışalım. E, fiyatlardan birini bir seçmek herhangi bir sorun yaratmıyor çünkü bildiğiniz üzere e, bu tür ekonomilerde önemli olan e, görece fiyatlar. Yani bir birim y ve bir birim X'in birbirine göre değerini bir mal cinsinden ölçebiliriz. X malının fiyatına bir diyelim. A kişisinin talebini buluyoruz şimdi burada. Talep nasıl bulunur görmüşsünüzdür. Talebi bulmak için işte yarar fonksiyonunu bütçe kısıtı altında en çoklayacak işlemleri yapıyorsun. Bu türev alınır vesaire veya bunun sonunda bunu yanlış yazmışım İngilizcesiyle tabii. Burası marjinal ikame oranı olacak. Marjinal ikame oranı olan ya bölü eksi a'yı bir bölü p'ye olan fiyatların oranına eşitleyeceğiz, eşitleyeceğiz. Bu şekilde de yararların e, yarar fonksiyonunu maksimize edecek e, taleplerini bulacağız. A kişisinin. Niye buluyoruz bunu? Çünkü diyelim ki fiyatlar P, PX ve PY. Ama tabii PX fiyatına bir dedik. Böyle ise eğer bu kişi ne kadar X ne kadar Y ister diye ilk önce bu var şeyimizi yapıyoruz. Bu diyelim ki fiyatlar Genel parametrik Px ve e, Py diyoruz. Şimdi burada Cobb-Douglas e, türü yarar fonksiyonunu hatırlayanlarınız görecektir. Burada e, e, bulduğumuz talepler, Cobb-Douglas'ta çıkan taleplerin çok basit bir e, uygulaması. 6 artı 8 Py nedir? 6 artı 8 Py, A kişisinin toplam geliri. 6 nereden geliyor? Çünkü 6 ile geldi. 6 eksi geldi ya piyasaya. 6 kere 1 6. 8 tane de Y'si var. Onu da gelire dönüştürdüğünü düşünelim. Cebinde var olduğunu düşüneceğimiz para bu kadar. Bunu X ve Y arasında dağıtıyor olarak nihai X ve Y'sini belirliyor. Burada Y malı için talebi bu şekilde. X malı için bu şekilde görüyoruz. Şimdi bu tabii iki yerini X A'nın altında neden bir PX yok? Aslında var. Var ama onu bir varsaydığımız için burada gözükmüyor. Burada da PY var tabii. Çünkü PY'yi bulacağız burada. Şimdi bizim buradaki sorunumuz piyasayı dengeye getirecek PY fiyatını bulmak. Onu bulduğumuz zaman bütün soruyu çözmüş olacağız. Çünkü PY'yi bulunca zaten geri kalan e, e, talep miktarlarını da bulacağız. Şimdi bu A kişisinin talebi. Baktığınız zaman Cobb Douglas fonksiyonunu bilenler PY ile PY'yi buradan alıp bu bunun yanına koyalım. PY çarpı YA. Bu Y malına yaptığınız harcama demek. O zaman da onun ne olduğunu görüyoruz. Toplam gelirinizin yarısını ona harcıyorsunuz. Burada da bir varsayarsak PX için bir kere X A'da X malına yaptığınız harcama demek. O da yine gelirinizin yarısına eşitmiş demektir. Cobb Douglas fonksiyonu böyledir. Cobb Douglas fonksiyonu yani yarar fonksiyonunuz sizin burada gösterdiğimiz gibi x çarpı ya ise ikisinin ağırlığı aynı olan türde bir fonksiyondan bahsediyoruz. Birebir ikisi de aynı ağırlıkta. Bu benim gelirimin yarısını x'e yarısını y'ye harcayacağım sonucunu verir tercih itibarıyla. Bu tür insanların tercihlerini bu tür bir fonksiyonla e, e, ifade edebiliyoruz. X malı ve Y malına olan tercihlerini tercihleri gelirlerinin yarısını birine yarısını öbürüne harcayacak şekilde yarar fonksiyonu buysa. Şimdi A kişisinin yara, e, taleplerini bulduk tabii bir de piyasanın geri kalan aktörlerini ne taleplerini bulacağız. E burada elimizde bir tek pardon B tüketicisi var. Bu niye böyle oynuyor? Sizi heh, Evet. B kişisi için ise so, e, türevler falan alıp e, marjinal ikame oranları hatırlamamıza hiç gerek yok. Çünkü biliyoruz ki baktığımızda iktisadi düşünerek minimumu minimumunu minimum xp fonksiyonunu en çoklamak için xp ile yb'yi birbirine eşit seçmesi lazım bu kişinin. Dolayısıyla onun yarar maksimizasyonu, yararı en çoklaması xp'nin yb'ye eşit olmasını getirecek. Bütçe kısıtı da var. Dolayısıyla böyle iki yani bilinenli iki denklem var. Bunu çözüyoruz. Onun geliri de 4 artı 2 p'ye. Neden? Çünkü 4 birim x ile başlıyordu ve 2 birim y ile başlıyordu. Bunun piyasa ederi, yani onun gelirini oluşturan miktar 4 artı 2P'ye oluyor. Oradan da XB ve YB miktarlarını böyle buluyoruz. Ne yaptık? A ve B tüketicisinin ya da milyon tane varsa hepsi için onların taleplerini bulduk. Nerede? Bir fiyatta. Fiyat Her fiyat için taleplerin ne olduğunu biliyoruz. Ondan sonra geliyoruz piyasa denge koşuluna. Eksi artı XB, X piyasasındaki toplam talep. Bulduğumuz şekilde fiyatların bir e, fonksiyonu olarak toplam talebi ifade ediyoruz. Bunun toplam arıza eşit olması lazım, o da sağ tarafta 10. Aynı şey diğer piyasada. İşte size genel denge. İki piyasa var. İki piyasada dengeye gelecek ve bunu dengeye getirecek fiyatlar nedir? Bütün piyasalar birbiriyle bağlantılı genel denge dememizin sebebi o. Tek bir piyasayı değil. Hepsine aynı anda bakıyoruz. Neden? Çünkü bir malın mala gösterdiğiniz talep onunla ilgili başka malların fiyatlarıyla da bağlantı. Birlikte kullandığınız mallar için diğer malın fiyatındaki artış sizin e, bu malı da tüketimini düşünmenizi getirecek vesaire. Bunları biliyorsunuz. Bu denklemleri biz şimdi işte fiyat mekanizması bu arkadaşlar. Fiyat mekanizması bir şekilde kişilerden bağımsız olarak piyasada bir e, süreçle, tabii o sürecin ne olduğu çok önemli ve lisans üstünde doktora da o süreçlerin ayrıntılarına da gireceksiniz veya piyasalarda fiyatlar nasıl ortaya çıkıyor bu konuda fikriniz de olabilir. Ama bir şekilde fiyatlar oynuyor. İniyor çıkıyor, iniyor çıkıyor. Ne, ne için? Bu dengeyi sağlamak için. Fiyat, bir malın fiyatı çok yüksekse o zaman talebi düşük oluyor, arz daha fazla oluyor. Dolayısıyla fazla arz fiyatın düşmesini getirecek ve fiyat düştükçe de arz artacağı için birbirine dengeye gelecekler. Şimdi tabii bu çok söylemesi kolay. Her zaman doğru mudur değil midir milyonlarca insanlarla nasıl gerçekleşiyor onu tahvil etmesi dahi zor bir şey. Fakat arkasında yatan prensip burada gördüğümüz gibi. Burada PE fiyatı öyle bir şekilde belirlenmeli ki fiyat öyle oynayacak ki Sonunda her iki piyasada dengeye gelecek. İşte biz buna genel denge diyoruz. Ve bakınız, Px'i zaten 1 olarak seçmiştik. Burada her iki denklemi de dengeye getirecek. Py fiyatı da yine 1 çıkıyor. Bunu, bu lineer olmayan bir denklem öyle çözmesi çok kolay değil. Ama denediğinizde göreceksiniz. Zaten ben de örneği kolay. ...ve anlaşılır çıksın diye bu şekilde seçtim. Ama genelde de bilgisayarla olsun, elle olsun vesaire... ...değişik örneklerde bu fiyatları çözmeniz de mümkün. Böylelikle biz bulduk rekabetçi fiyatları. Rekabetçi fiyatlar bize dengedeki tüketim miktarlarını da veriyor. Nedir onlar? XA7, YA7, XB3, YB3. Nereden? Zaten PY'yi bir diye bulunca XA'yı 6 artı 8 14 bölü 2 7 ee, XB'yi e, x de 4 artı 2 6 bölü 2 3 olarak buluyorum. Diğer Y'leri de aynı şekilde bulmak mümkün. Gördüğünüz gibi rekabetçi denge 7 7 A kişisi için 3 3 B kişisi için çıkıyor ve fiyatlar da 1 1. Ve de bu çok e, yani aslında böyle olması için hiçbir gerek olmamasına rağmen bize Edgeworth kötüsü aracılığıyla rekabetçi ekonominin ekonomiyi Pareto etkin olmayan bir noktadan alıp fiyat mekanizması aracılığıyla herkes kendi menfaatini ve yalnızca kendi menfaatini düşünürken tutup Pareto etkin bir kaynak tahsisatına götürdüğünü gösteriyor. Şimdi e, grafiklerimizi tekrar hatırlayalım. E, sözleşme eğrimiz burada Belirlemiştik 45 derece olacak diye. Nereden belirledik bunu? XB eşittir, YB olmak zorunda dedik. Pareto etkin noktaların. Ee, şimdi e, buradaki Edgeworth, Box, Edgeworth kutusunun üst tarafında ilk önce başlangıç noktasını koyuyor. Başlangıçta A'nın 6'sı vardı. 8 tane, 6 tane eksi, 8 tane de Y'si vardı. 6-8 noktası. 6 8'i buraya işaretlediğim de alt köşeden itibaren aslında otomatik olarak yukarıdan da işaretlemiş gibiyim. Çünkü zaten tanımı gereği Edgeworld kutusunda bu 6 noktası A kişisi için öbür kişi için 4 noktası anlamına geliyor. Çünkü buradan alıp ölçüyoruz. Yani bu sıfırdan ona geliyor. Bu da burada sıfır, burada on oluyor. Bu taraftaki alt, A'nın altısı B'nin dördü. Ee, aynı şekilde A'nın sekiz Y malı buradan giderken B için bu taraftan ikiye karşılık geliyor. Bu noktayla şeyi yakalıyorum. Ee, başlangıç noktasını. Bakınız başlangıçta bunlar pazara geldiklerinde iyi bir noktada değiller. Zaten o yüzden ticaret yapıyorlar. Yani baktığınızda burada e, ee, B'nin yarar fonksiyonu bu L ve B'nin yararı o noktada 2. A'nın yararı kaç? 48. Neden? Çünkü 6 kere 8, 48. Ama bunların birbiriyle konumları aslında ticarete yer olduğunu gösteriyor. Bakın şu aradaki bir yere gelseler iyi olacak. Ama arada gelebilecekleri binlerce yer var aslında. Bakın buradaki bütün çizgi. Hatta çizgi değil her taraf, bütün bu e, e, göz şeklindeki aralıkta sonsuz tane de, de, değişim noktası var. Hangisine gidecekler? Piyasa mekanizması, fiyat mekanizması tutuyor onları, bu noktalardan bir tanesine götürüyor. Şimdi nereye götürdü? Bakınız başlangıç noktaları 6-8 burada. Şimdi gelelim bu aşağıdaki şekle. Vardıkları nokta 7-7 burası. Başlangıçları 6-8 e, ve 4-2 burada kötü bir noktaydı. Şimdi başlangıç noktası burası. Ben buradan bir eğimi bir olan çizgi geçirdim. Bu fiyat eğrisi arkadaşlar. Çünkü düşünün standart bir e, talep sorusunda böyle bir ekseniniz var. Ve orada fiyat eğrisi geçiyor. Ve siz o fiyat eğrisinin üzerindeki sizin için en iyi noktayı seçmeye çalışıyorsunuz ki işte o teğettir A için. Şu fiyat eğrisi. Fiyat eğrisi bu sorumuzda başlangıç noktasından geçer. Neden geçer? Çünkü başlangıç noktası aslında onların sahip oldukları nokta. Her zaman için onu satıp yani 6 birim A eksi ve 8 birim Y'yi satıp onun aynısını geri alma imkanı var. Ama zaten ticaret o demek değil. Ticaret 6-8 gibi dengesiz bir paketi 7-7'ye çevirme işi. B kişisi için de aynı şey geçerli. Bu birebir oranındaki bir değişimle. Bir birim mal X veriyorsun karşında bir birim mal Y alabiliyorsun. Neden? Çünkü fiyatları 1-1. B kişisi de 2 4 gibi iyi olmayadığı bes belli olan bir e, paket ki neden belli? Çünkü o fazla olan onun için hiçbir faydası yok. 2'den fazlasın. ama o 4 4'ten bir tanesini verip karşılığında bir tane Y aldığında 3 3 noktasına geliyor. Bakın şu fiyat eğrisi üzerinde oynuyorlar bunlar. Buradan başlıyorlar. Bu e, Y e, A kişisi tutuyor, Y satıyor. Çünkü sekiz tane var onda fazla. A alıyor ve buraya geliyor ve burada duruyor. En iyi onun için o. Burada yarar e, e, kayıtsızlık eğrisi de maksimumda. A, B ikisi de aynı şekilde bir birim e, x veriyor karşında bir birim y alıyor. O da buradan buraya geliyor. İkisi buraya geliyorlar ve burada duruyorlar. Bakın bu bir bir yerde mucize gibi. Yani fiyat mekanizması. Herkes kendi menfaatini kollarken tutuyor insanları yeni bir tahsisat noktasına getiriyor. Bu her ikisi için de yararlarını en çoklayan nokta. Ve fiyat da öyle bir nokta, öyle bir durumda ki piyasaları dengeye getirmiş. Herkes mutlu ve mesut. Ve de ayrıca da sonuç Pareto etkin. İşte Adam Smith'in sonuç kötü olmayacak dediğin mevzu bu. Şimdi tabi e... evet bakayım e, gerçi zamanımız da az ben e, devam edeceğim sorularınız da var ne yapmalı bilmiyorum bir bakayım e, neyse sorulara dönmeyeyim ben bir nefes alırken e, şey yapayım belki sonda bir beş dakika sorularınıza e, cevap kalmış e, sorularınıza bakabilecek durum olabilir ben hemen döneyim de yaptıklarımı tamamlamaya çalışayım arkadaşlar. Evet. Bunlar notlarda da var. Aralarında anlatarak doldurmaya çalıştım. Oradan da tekrar okuyabilirsiniz. Takip edemeyenleriniz veya tekrar bakma ihtiyacı hissedenler. Ben size burada Refah birinci teoremi diye daha ayrıntılı ispatını lisansüstü ve doktora sınıflarında göreceğiniz çok önemli Serbest piyasa ekonomisinin temelinde yatan, onun iyi olduğu savlarının arkasında duran teoremi bir örnekle göstermiş oldu. Yani piyasa mekanizması fiyatlar yoluyla ekonomiyi iyi bir denge, kötü bir dengeden alır, iyi bir dengeye getirir. Burada israf yoktur. İsraf yoktur'dan kasıt, yarar anlamında da israf yoktur. Bakın burada dört birim x 2 birim y b ikisinde olduğu zaman bu bir kaynak israfıdır. Çünkü bu iki birim b ikisinin hiçbir işine yaramamaktadır. Ama değişim mekanizması fiyatlı, veri alınan fiyatlı değişim mekanizması rekabetçi. Niye rekabetçi diyoruz? Çünkü kimsenin bir gücü yok. Fiyatı, fiyatı etkileyecek. Peki rekabet etmekle fiyatı etkileyecek gücü olmamak ne demek? İşte birbirine alakalı. Bunlar üzerinde düşünmeniz iyi olur tabii. Rekabetçi ne demek? Hem rekabetçilikte de fiyatı veri olarak almak yani pasiflik nasıl bir arada gidiyor? Bunlar hep üzerinde düşünecek şeyler. Evet, devam ediyorum. Şimdi e, baktığınızda tabii haliyle 7-7 e, ve 3-3. Hatırlaması kolay olacağı için e, şey yapacağım. Ee, başlangıç yararı 6-8-48'di. Bittiğinde 49 oldu. Tabii Dolayısıyla daha iyi duruma geldi. Ee, başlangıç yararı 2'ydi B2'sinin. Onunki de 3'e geldi. O da daha iyi duruma geldi. İşte o yüzden e, e, başlangıç noktasına Pareto etkin olmayan nokta diyoruz. Çünkü başka mümkün olan e, bir tahsisat var ki her ikisi de daha iyi duruma geliyorlar. Bu anlamda iyi yalnız. Bu anlamda iyi. Evet. Şimdi e, Buradan size ekonominin yarar olanakları eğrisini hemen göstermek istiyorum. Yarar olanakları eğrisi (İngilizce adıyla Utility Possibilities Frontier) bize bu ekonomide en fazla yarar ne şekilde üretilir onu gösteriyor. Şimdi buradaki cebirsel çıkarımları rahatlıkla takip edebilirsiniz. Ben burada size açıklayacağım. Ben bütün ekonominin kaynaklarını A kişisine versem 10 kere 10. Yani hem 10, A, 10 X 10 tane de Y olacak. Böylelikle onun maksimum alabileceği yararı 100 olarak belirtiyoruz burada. B kişisine bütün kaynakları versem onun yararı da toplam 10 olacak en fazla. Dolayısıyla bu iki nokta arasında değişiyor. Ben o kişiye yara Yani kaynakları öyle dağıtırım ki yararları da bu eğri üzerinde gidip gelecektir. Hepsini bütün kaynakları A'ya vermek buraya karşılık geliyor. Bütün kaynakları B'ye vermek buraya karşılık geliyor ve onların da sayısal olarak ifadesi burada. E, e, notlardan bunların nasıl e, birbiriyle alakasında görebilirsiniz. Bu şekilde bir eğri. Şimdi bu şekilde eğrinin bizim yaptığımızla ne alakası var? Şöyle alakası var. Burada. Bir defa Pareto etkin olan dağılımlar bu eğrin üzerinde olanlar. Eğrin altında olanlar Pareto etkin olmayacaklar. Neden? Çünkü aslında bu eğri bize diyor ki buraya kadar gelebilirsiniz. Mesela şu 2'ye 48'e bakalım. Bu 2'ye 48 ne? Başlangıç yarar düzeyleri. O eğrinin altında. Çünkü Pareto etkin değildi. Ee, bize ee, <laughs> piyasa mekanizması aktörleri daha iyi ve bu eğrinin üzerine getirdi. Yani öbür tarafta e, sözleşme eğrisinin üzerinde olmakla burada e, yararlı <laughs> e, eğrisinin üzerinde olmak aynı şeyler. Bunun için yapıyorum ben size. Bunun için gösteriyorum. Bunun için yaptım. Bu şekilde de gösterdim. Çünkü buradan görüyoruz ki aslında e, sonsuz sayıda e, Pareto etkin iyi Sonuç varken, ki bunu sözleşme eğrisinin de sonsuz sayıda nokta içermesinden de biliyorduk. E, piyasa mekanizması onlardan bir tanesini seçiyor. Spesifik bir tanesini seçiyor. E, baktığınızda yarar düzeyleri 49 ve 3. Tüketim kalıp tüketim paketleri de 7, 7 ve 3, 3. Bunlar nasıl peki birbirine görece olarak? ortada eşitlik var diyebilir miyiz? Tabii neyin eşitliğinden bahsediyoruz? E, tüketim miktarlarının eşitliği mi yoksa yararların eşitliği mi? Hangisinden bahsetmek isterseniz edin, e, isteyin. E, piyasa mekanizmasının bu konuyla hiçbir ilgisi yok. Yani eşitlik olup olmamasıyla hiç ilgisi yok. Eşitlik çünkü pareto etkinliğin bir parçası değil. Pareto etkinlik daha farklı anlatmaya çalıştığım şekilde. Şimdi biz burada e, acaba biraz önceki problemdeki gibi şu e, 7-7-3-3 ve 49'a 3 yarar düzeylerinden e, yeterli mi bizim için yoksa başka Pareto etkin noktalarda olsa ekonomi daha iyi olur muydu? Bu soru da çok önemli bir soru. Neden biz bunu beğenmeyebiliriz? Çünkü bu eşitlik e, içermeyen bir dağılım olabilir. Kaynakların sonuçta iyi dağılmadığı bir noktada e, rekabet e, rekabetçi denge ortaya çıkmış olabilir. Tabii iyi dağılmadığı derken pareto etkin anlamında demiyoruz. O anlamda iyi davrandığını zaten gösterdik örnekte. Bu birinci e, refah iktisadın birinci teoremi. Ama e, gelir dağılımı kaynakların dağılımı ki o bambaşka bir soru pareto etkinlik kavramı içerisinde ee, o bakımdan farklı düşünebiliriz. Şimdi tabii yararları karşılaştırmak çok e, bambaşka bir soru. Yararları karşılaştırmak için bir kişinin mutluluğuyla diğerinin mutluluğunu aynı ölçekte ölçebilir olmak e, gerekir. E, bu anlamda insanların mutluluğunu e, ölçemeyeceğimizi de e, düşünebiliriz. Bu yarar düzeyini karşılaştırabilir miyiz? Karşılaştırabilirsek toplayabilir miyiz, çıkarabilir miyiz? Elma ile armutumu karşılaştırıyoruz. bunların hepsi çok e, derin konular. Burada yalnız onlardan bahsederek devam edelim. Tabii neyin eşitliği sorusunun da önemli olduğunu görmek lazım. Ee, yarar eşitliği ise o zaman yararların ölçülebilirliği sorununa e, dokunmak zorundayız. Diyelim ki biz yararları ölçülebilir kabul ediyoruz. Yani kardinal yarar fonksiyonlarından bahsediyoruz. Yalnızca sıralama yapan ordinal yarar fonksiyonların yerine. O zaman daha farklı şeylerde söylememiz mümkün. Şimdi burada dediğim gibi anlatıyorum bayağı. Sosyal yarar fonksiyonundan bahsedeceğim. Sosyal yarar fonksiyonu biraz önce gördüğümüz sonsuz sayıdaki pareto etkin dağılım arasında bir değerlendirme yapmaya imkan veren ve kaçınılmaz olarak bireysel düzeyden daha Sosyal düzeye, toplumsal düzeye geçmeyi gerektiren bir teorik e, araç. Yani biz burada bireylerin yararları üzerinden bir değerlendirme yapıyoruz. Mesela e, şöyle bir e, sosyal yarar fonksiyonumuz olabilir. Nedir o? E, e, biz durumu en kötü olan kişiyle ilgileniyoruz toplumda refahı en kötü durumda olanların yararını en çoklamaya çalışıyoruz. Bu John Rawls adında bir felsefecinin iktisatçılarla da e, konuşma tartışma içerisinde gel e, e, geliştirdiği bir e, e, adalet kavramı. Yani iyi toplum en kötüsünün en kötü durumda olanının da mümkün olan en iyi şekilde e, yaşadığı en yüksek refaha sahip olduğu, en kötüsünün de kabul edilebilir düzeyde refaha sahip olduğu toplumdur varsayımında Bunu bu şekilde matematiksel bir şekilde basitçe ifade ediyoruz. Buradan gördüğünüz gibi bu eşitliğe doğru temayül gösteren bir değerlendirme, sosyal yarar fonksiyonu. Yani bu fonksiyonu en çoklamak için ikisini birbirine yakınlaştırmamız lazım eşitlememiz lazım eğer sabit kaynaklarla hareket ediyorsa dolayısıyla mesela biz diyebiliriz ki bizim şeyimiz ekonomimiz eşitlikçi bir ekonomi olsun eşitlikçi bir ekonomi olsun ben onun burada şeylerini göreceğiz sizinle ve bunu bunu nasıl sağlarız? Bunu sağlamak için tabii kaynakları birbirinden transfer etmek lazım. Şimdi ben bu noktada size bunun ayrıntısına geçecek zamanımız yok ama yararları eşitleyecek bir kaynak dağılımı 2.7-2.7 A kişisine 7.3-7.3 B kişisine verilen bir kaynak dağılımı. Burada gördüğünüz gibi ciddi bir değişiklik var rekabetli sonuca göre. Rekabetli sonuç neydi? 7-7 rekabetçi e, serbest piyasada ortaya çıkan sonuç 7-7-3-3. Ama bu yararları eşitlemiyor. A'nın yararı çok daha fazla oluyordu. Ölçülebiliyorsa yararlar tabii. Bütün bunlar önemli sorular. bunlar e, Bunları daha sonra da inşallah e, görebileceksiniz. E, derslerinizde veya lisansı yaparsanız oradaki e, çalışmalarınızda. Yani e, Rawls'a göre dağılım bu şekilde olmalı. Böyle olursa yarar düzeyleri eşit olacak. Ve dolayısıyla en kötünün hali de mümkün olan en yüksek düzeyde olacak. Her ikisinin yarar düzeyi e, e, 7.3 olacak. E, peki bu Pareto etkin mi? Evet bu da Pareto etkin. E, ama niye 7.7 ve 3-3'te oluyoruz da bu Pareto etkin de ...yer almıyoruz. E O da piyasa mekanizmasının doğasından kaynaklanan bir şey. Çünkü piyasa mekanizması da herkes kendi durumuna göre daha iyi bir noktaya geliyor. Başlangıçta daha fazla e, imkana sahip olan ticaret sonunda da yine... ...başlangıçtaki noktasından daha kötü hale gelmiyor. Ancak daha iyi hale gelecekse ticaret yapıyor. E, böylelikle aradaki eşitsizlikler değişebilse bile... E, e, bu tür bir e, değişim olması mümkün değil. Bunu nasıl sağlayabiliriz? Bunun için de işte e, kamu politikalarıyla gelir dağılımını e, harekete geçirmek e, gerekmekte. E, gelir dağılımıyla birlikte piyasalardan vazgeçmemek de mümkün. Önce geliri dağıtıp sonra piyasalar yoluyla e, geri kalanını halletmekte işte ona belki sosyal demokrat iktisat politikası e, diyebilirsiniz. Ee, Kuzey Avrupa'daki politikalar bir, bir çerçevede öyle. Yani e, geli, vergiler yoluyla e, gelir başlangıçtaki gelir dağılımını değiştirip, ondan sonra e, piyasaların çalışmasına izin verip, piyasaların etkinlik yani Pareto etkinlik, kaynak israf etmeyen e, gelir dağılımına e, da, e, hiç dikkat etmese bile kaynakları israf etmeyen bir tarafı var e, piyasa ekonomisinde. Ondan da faydalanmaya devam edelim ki milyonlarca insanın e, kararlarını kendileri versinler. Biz bir merkezi kumanda e, noktasından e, Sovyetler Birliği'nin battığı şekilde tüm ekonomiyi e, kontrol etmeye çalışmayalım. Çünkü işlemesi mümkün değil. E, e, aynı zamanda da gelir dağılımı sorununda bu şekilde başlangıçtaki bir e, e, yeniden dağılımla, de, farklı vergi e, politikalarıyla sağlayalım. Hem e, etkinliği sağlayalım hem de gelir dağılımı daha istediğimiz gibi olsun. Buna karşılık da yine prototip olarak söyleyelim Amerika'daki ekonomi çok daha az gelir dağılımının olduğu, piyasa sonuçlarının olduğu gibi hayata geçtiği ve sonunda da işte son yıllarda gördüğünüz yüzde birlik kesimin gelir artışlarının çok büyük bir kısmını kazandığı ve sonuçta da e, gelirin çok e, yüzde e, büyük bir yüzdesini ele geçirdiği, kazandığı e, durum ortaya çıkabiliyor. Bu da yine Pareto etkin bir durum ama e, gelir dağılım bakımından sorunlu. Evet, e, çok materyal var tabii bunlarla ilgili günler haftalarca konuşulabilir. Size e, en azından bir fikir verebilmeye e, çalıştım arkadaşlar. E, e, zamanımız doldu. Yarın sabah e, aslında başlangıçta bir 5 dakika ııı e, 10 dakika bu konulara yine ayırırız. Dolayısıyla sorularınızı lütfen o zamana o zamana hazırlayabilirsiniz. Akşam. Da...